Bu resimlerin her birinde farklı birer senaryomuz var. İlk senaryoda karşımızda dünya üzerinde bir uçurumun kenarında duran bir kişi var ve bu kişi elindeki topu havaya doğru eğik bir şekilde atıyor. İkincisi de düz bir atış yapıyor. Bakın, topu aşağı ya da yukarı doğru değil, dümdüz bir şekilde fırlatıyor. Üçüncüsünde ise aşağıya doğru bir eğik açıyla atış yapıyor. Bu videoda başlangıçtaki hız vektörlerini bulmaya çalışacağız ivme zaman, hız zaman ve konum zaman grafiklerinin y ve x doğrultularında nasıl gözüktüklerini hesaplayacağız. İsterseniz videoyu şimdi durdurun ve üzerinde biraz düşünün. Hatta elinize kalem kağıt alıp birlikte çözmeden önce kendi başınıza bulmaya çalışın. Evet. O zaman önce y düzlemindeki ivme üzerine düşünelim. Dünya üzerinde olduğumuzu ve hava sürtünmesinin olmadığını kabul edelim. Laboratuvar ortamında bulunan bir vakumda olduğumuzu ya da dünya üzerinde olmamıza rağmen bu kişinin astronot kıyafeti giydiğini düşünebiliriz. Düşey doğrultudaki ivme ne olabilir? Ona bakıyoruz. Topa yer çekiminden kaynaklı, yönü aşağıya doğru olan sabit bir ivme etki eder. İvmenin sabit olduğunu kabul ediyoruz. Öyleyse ivme şu şekilde gözükecek. İvme, yerçekiminden kaynaklı olduğu için büyüklüğü g olur. Ve aşağıya doğru bir ivme olduğunu göstermek için bunu eksi g olarak gösteririz. Çünkü eğik atış yapıldıktan sonra top aşağıya doğru bir ivme kazanacak. Peki x eksenindeki ivme hakkında ne söyleyebiliriz? Hava sürtünmesinin olmadığını kabul ediyorsak, x ekseninde herhangi bir pozitif veya negatif ivmelenme olmayacak diyebiliriz. Demek ki bu ivme sürekli sıfır olacak ve hiç değişmeyecek. Bu arada burada çiziklerimiz 3 senaryo içinde geçerli olacak. Çünkü topu hangi yönde atmış olursanız olun, top elinizden çıktığı andan itibaren yer çekimi tarafından uygulanan ivme herhangi bir şekilde etkilenmeyecek. Şimdi hız üzerine düşünelim. İlk senaryoda y eksenindeki hız için ne söyleyebiliriz? Başlangıçta belirli bir açıya sahip olan hız vektörümüzü x ve y bileşenlerine ayırabiliriz, değil mi? O zaman burası y bileşeni olur. Bunun için bu vektörün uç noktasından sola doğru gittik. Burası y bileşeninin büyüklüğü, burası da x bileşeninin büyüklüğü oldu. y bileşeninin pozitif başladığını biliyoruz. Yani buradan bir yerden. Ama unutmayın, ivmemiz sabit negatif bir ivmeydi. Dolayısıyla hızımız sabit bir oranla azalacak. Yani ilk senaryodaki hızımız böyle bir şey olarak gözükecek. Peki, x eksenindeki hız ne olacak? pozitif başladığını görüyoruz. O zaman pozitif taraftan başlayacak. Aynı zamanda hava sürtünmesinin olmadığı bir ortamdayız. Öyleyse pozitif kalmaya devam edecek. Sıfır ivmemiz olduğu için hızımız pozitif kalmayı sürdürecek. İki boyutlu eğrisel hareket yaparken aklınızda tutmanız gereken önemli şeylerden biri vektörlerinizi x ve y bileşenlerine ayırdıktan sonra ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Yani bir şey eğer Y doğrultusunda negatif ivmelenirken X doğrultusunda da negatif ivmeleniyor anlamına gelmez. Mavi senaryoda hız vektörleri nasıl gözükecek bir de ona bakalım. Y doğrultusundaki hıza bakarsak başlangıçta Y doğrultusunda bir hızımız yok. Dolayısıyla buradan başlayacağız. Ama sonra aşağı doğru ivmeleneceğiz. Hızımız zaman geçtikçe daha negatif bir değer alacak. Dikkat ederseniz başlangıç noktaları farklı olmasına rağmen bu iki çizginin de eğimleri aynı. Çünkü ivmelenme oranları aynı. X eksenindeki hız ne olacak? Mavi senaryodaki başlangıçtaki X hızı yukarıdakine göre biraz daha fazla görünüyor. O halde biraz daha yukarıdan başlatmamız gerekir. Ama yine sabit devam edecek. Şimdi bir de üçüncü senaryomuza göz atalım. Bu senaryodaki başlangıçtaki y hızımız ne? Eğer bu vektörü bileşenlerine ayırırsak başlangıçtaki y hızı bu şekilde gözükür. Ve başlangıçtaki x hızımız da şöyle gösterebiliriz. Bu kişi topu elinden bıraktığı zaman y hızı negatif başlayacak ve gittikçe daha da fazla negatif olacak. Çünkü topa etki eden negatif sabit bir ivme var. Aslında bunu da grafikte şöyle çizebiliriz. Peki ya x doğrultusu için ne söyleyebiliriz? Üçüncüdeki x hızı yani ikincisiyle birbiriyle çok yakın. Öyleyse şu şekilde gözükebilir. Daha rahat görmeniz için biraz daha üzerine çiziyorum. Aynı şekilde bu senaryoda da x doğrultusundaki hız sabit kalacak. Çünkü bu üç senaryoda da x doğrultusunda hiç ivme yok. Son olarak bir de pozisyonları düşünelim. Üçü de x ve y eksenler üzerinde aynı noktadan başlıyor. Ama gördüğümüz gibi hepsinin farklı başlangıç hızları var. En azından Y doğrultusunda durum böyle. Gelin önce kırmızı olandan başlayalım. Kırmızı olan pozitif Y konumundan harekete başlıyor diyebiliriz. Belki de kişinin elinin yerden yüksekliğini temel alarak böyle bir varsayımda bulunabiliriz. Daha sonra ne olacak? Bu noktaya kadar pozitif ama azalan bir hıza sahip olacak. Ve bu noktada hızı sıfırlanacak. Demek ki konumu önce artacak ve hızı sürekli azalarak bu noktaya kadar gelecek. Bu noktadan sonra hızı gittikçe daha negatif olacak. O da şöyle gözükecek. Hatta aşağı yukarı böyle bir grafik çizecek. İlk senaryonun x konumu ne olacak? Eğer başlangıç noktasını 0 kabul edersek x konumu buradan başlar ve x doğrultusundaki hız sabit olduğundan dolayı x konumu sabit bir oranla artar. O da bu şekilde gözükür. Mavi senaryoda ne olur? Kırmızı senaryoda olduğu gibi aynı noktadan harekete başlıyoruz. Başlangıçtaki x hızımız 0 ve gittikçe daha da negatif oluyor. Bunu da şöyle çizebiliriz. Evet, x konumunu nasıl belirleriz? Burada biraz daha fazla bir hızımız varmış gibi çizmiştik. x konumumuz yine sabit bir şekilde artacak ama bu sefer biraz daha hızlı bir artış olacak. Yani kırmızıya göre daha büyük bir eğimle ilerleyecek. Son olarak sarı senaryoya bakalım. Aynı şekilde yine aynı yerden harekete başlıyoruz. Ve bu sefer başlangıçta negatif bir hızımız da var. Bu hız yine de daha da negatif olacak. O da şöyle gözükecek. Gittikçe daha da negatif olacak. Görmesi biraz zor olabilir ama bu şekilde bir hareket yapacak. X doğrultusunda ise hızımız mavi senaryodaki hızla neredeyse aynı. Dolayısıyla sarı için X konumu mavi ile neredeyse aynı gözükecek. Böyle bir şeylerin x ve y doğrultularındaki konum, hız ve ivmesinin nasıl davranacağını göstermenin bir yolunu öğrenmiş olduk. Aynı zamanda bu grafiklerin nasıl çizilip yorumlandığını ve başlangıçtaki hız vektörlerini x ve y doğrultularındaki bileşenlerine ayırıp ayrı ayrı inceleyebileceğimizi de görmüş olduk.